Herkese merhaba arkadaşlar. Dünkü videomuzda sürgüne gitmiştik. Bugün pizza napırına mutfağımıza geri geldik. Sadece bugünlük. Gene Mustafa ile beraber yapacağız. Mustafa baba illa ben sana yardım edeyim dedi. Hem yapacağız hem çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar bir malzemelerimi göstereyim. Ekmekten pizza yapacağız. Ekmekten pizza. Dedim madem ekmekten pizza yapacağız, adam gibi yapalım. Ne yaptım? Gittim dilim ekmek aldım arkadaşlar. Kabuklarını kestim. Hepsinin boyu bir de aynı değil. Aynı değil. Hepsinin boyu aynı değil. Kabuklarını kestim. Önce tepsime bir yerleştirdim. Ölçüyü aldım. Şimdi bunu yaparken buradan çıkaracağız. Altına yağlı kağıt koyacağız. Ve dibini tereyağlayıp öyle yerleştireceğiz. Malzemelerimize bakalım. Aşağı yukarı yarım kangal sucuk. Bir paket sosis. 7-8 tane kıl biber. Efendim mesela 300 gram civarı bir kaşar peyniri. 4 tane domates. Bir paket de o ince aç bitir salamlardan. Bu da arkadaşlar pizzanın vurucu yeri sosu. Nasıl bir şeydir? Esas pizza yapan şey budur. Yani bizim Türk pidesinden pizzaya ayıran şey bu sostur. Bunun içinde de iki tane dolu dolu yemek kaşığı domates salçası, bir tane çok ince kıyılmış sarımsak, bir çay kaşığının ucuyla karabiber, tuz, biraz zeytinyağı. Bak arkadaşlar zeytinyağı. Esas orijinal İtalyanların yaptığı tarifte zeytinyağı kullanılır. Yoksa sıvı yağ kullanabilirsiniz. Çok az eser miktarda salçayı açmak için su. Başlayalım mı sık? Evet. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yapmaya başlayalım. Kameraman Bey birazcık gelir misiniz? Şimdi arkadaşlar burada madem bu işi yapıyoruz, ekmekten de olsa adam gibi yapacağız. Ne yapacağız? Azıcık erittiğimiz tereyağını ekmeklerimizin altına sürüyoruz. Yağlı kağıdımızı koyduk. Şimdi arkadaşlar yağlama işimiz bitti. Sıra geldi salçalamaya. Bu işin deminle dediğim gibi kökeni bu arkadaşlar. Bunu kolay yapmak için şöyle yapalım arkadaşlar. Böyle kaşıkla şöyle bölüm bölüm koyarsanız işiniz kolay olur. İddia ediyorum bu tarifi en işi bilmeyen erkekler bile yapabilir. Bayanlar da tabii. Bilmeyen bayanlar da çok var. Hamur açmanıza gerek yok. Tabii ki hamurlu açınca onun tadı bambaşka oluyor. Ayrı bir şey. Bir gün onu da yapacağım size arkadaşlar. Gerçekten İtalyan işi. Hamur açıp gerçek pizzanın yapımını da göstereceğim size. Bu şimdi Ramazan vakti. Acil yapmak isteyenler için yapılan bir tarif. Ne yapıyoruz? Bunları böyle güzel fırçayla dağıtıyoruz. Mustafa, pizzada en çok neyi seviyorsun? Etli şeyleri seviyorum ama bazen de yani biber yakışabiliyor. Biber yakışabiliyor değil mi? Biberin tadı pizzaya gerçekten güzel bir tat veriyor. Domates konulursa biberle beraber güzel olur yani. Evet, güzel olur. Şimdi bunu elimizden geldiği kadar salçaladık arkadaşlar. Yani salçayı sürüyoruz ama yani çok da salça oldu mu iyi olmuyor. Her şeyin bir kararı var. Her şeyin bir kararı var. Kararına göre yapmak gerekiyor. Unutmayın arkadaşlar, bu ekmekleri yaparken kabuklarını kesin. Madem yapıyorsunuz, güzel olsun. Kabuklarını ne yaptık? Kabuklarını küp küp doğrayıp fırına verir, kurutursanız çorbalık şahane olur. Hem bozulmaz arkadaşlar bayağı bir uzun süre, hem de ziyan olmamış olur. Kabukları küp küp doğrayın, verin fırına. Ondan sonra bir torbayla bir yerde saklayın.
Şimdi salçalama işi bittiğine göre ne yapıyoruz? Kaşar. Önce azar azar her yere yetsin. Çok da kaşar arkadaşlar iyi olmuyor. Burada çok dokunmayan şey sucuk. Ne kadar koyarsanız o kadar iyi oluyor arkadaşlar. Tabii ki o da en pahalı şey. Kaşarlarımızı şöyle güzel her yere gelecek biçimde yerleştiriyoruz. Mustafa sanki kaşarı bana az gibi geldi. Ne dersin? Ne dersin? Biraz sanırım az geldi ya. O zaman yeni kaşar koyalım. Evet. Hemen arkadaşlar çözümü bulduk. Birazcık kaşar varmış. Rendeyle yetişmeyen yerleri rendeledik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani bu yemek yaparken acele etmeyeceksiniz. Yemek güzel olsun diyorsanız sabır işi. Gerçekten bu yemek işi sabır işi. Şimdi bundan sonraki adımımız ne? Sucuğumuzu yerleştirmek. Evet. Şimdi mısın en sevdiği burada sosis. Onun için sosisleri mısa batacak. Ben sucukların üstüne koyacağım çünkü ayrı bir güzellik oluyor bence. Evet ama Mustafa öyle çok zor olur. Bence böyle al serp. Çünkü sosisimiz bol. Çok var. Ben de salamları yerleştiriyorum arkadaşlar. Her yere koymaya çalışıyorum. Her yere gelirsem serp. Çünkü bol sosisimiz. Kendi yaptığın şeyi yemekte daha bir güzel oluyor tabii ki. Aynen. Ben de yardım edeyim. Bak şöyle bak. Hop. Gördün mü? Bayağı bir güzel oldu. Bence. Bayağı bir güzel oldu değil mi? Şimdiden tadasım var ama çiğ tabii. Tabii ki çiğ yenmez. Çiğ olmasaydı hiç sağlıklı değil. Yerdim. Pişince. Tamam. Bu kadar sos yeter değil mi? Öteki tepsiye de biraz bırakalım. Şimdi ne yapacağız peki? Sıra biberlerimize geldi. Biberlerimi de atalım. Bakayım şöyle. Biberi de ama çok da fazla gerek yok çok yani. Çok da fazla atmadık. Tamam yeterli o zaman. Tamam. Atma sen. Hemen şöyle domateslerimiz. Domatese çok gerek yok arkadaşlar. Sulandırıyor çünkü. Mantar da olsun isterdim ama maalesef markette bulamadığım için. Ama siz de böyle oldu. Ama siz de mantarla yapabilirsiniz. Tabii. İsteyen mısır koyabilir, zeytin koyabilir. Zevk göre değişir ama bizim zevkimiz bu yönde. Evet, şimdi pişirmeye gelebiliriz. Fırınımızı 200 derece ısıttık arkadaşlar. Isınsın diye daha kolay. Böyle alttan bir üst göze koyuyoruz. Ve bekliyoruz. Evet arkadaşlar pizzamız pişti. Hemen şöyle bir bakalım nasıl bir şey olmuş. Mükemmel, mükemmel. Ustalık bu işte. Bunu nasıl yapacağız şimdi? Bunu yerken şöyle dilimlere böleceğiz. Ve servis yapacağız. Hepinize afiyet olsun.